Şimdi biz bunu başlarken nereden başladık, niye başladık noktasından yola çıkarsak Ankara'da bir amatör anlamda bir futbol değişiyor şu anda. O özellikle 19 Mayıs stadının yıkılmasıyla beraber kulüplerin antrenman yapabileceği yerler azaldı. Bu noktada bizim spor okullarımız var. Spor okullarımızdan aldığımız çocuklarla beraber farklı renklerin kardeşliği diye başladığımız bir proje bu. Yaklaşık olarak şu anda 5. kulübümüzü kurmuş durumdayız. Özellikle belediyeden sahalar kiralıyoruz. Bu arada Keçiören Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz buradan. Bize çok fazla destek veriyor bu konuda. Özellikle Turgut Başkan da geldikten sonra üst düzey destek almaya başladık. Belediyeden kiraladığımız sahalarla beraber ve dışarıda özel yerlerden kiraladığımız sahalarla beraber performans grupları kuruyoruz spor okullarından aldığımız iyi potansiyelli gördüğümüz çocuklarla. Bu çocuklara ileri teknik eğitim vermeyi, ileri eğitim vermeyi amaçlıyoruz. Bunu amaçlarken yaklaşık şu anda 600'e yakın, 30 performans grubunda 600'e yakın sporcumuz var. Bu anlamda sayımız bayağı iyi. Özellikle kiraladığımız sahaları halı sahacı mantığıyla değil de biraz daha çocuklarımızın gelişimi için kullanıyoruz. Şu anda 6 yaş grubumuz dahi haftada 4 antrenman yapabiliyor. Bu bizim için önemli bir avantaj. Türk futbolu için de önemli bir avantaj. 5 kulüp olmasının nedeni bir kulüpte sadece bir branş çıkabiliyor, bir grup çıkabiliyor sahaya. Yalnız tüm sporcularımızın daha fazla maç yapabilmesi için sürekli kulüpleşerek, yeni kulüpler kurarak müsabaka sayısını öyle tamamlamaya çalışıyoruz ki burada sorumuz şuydu, eksikler ne? Zaten eksikler noktasında biz de kulüpleşmek zorunda kalıyoruz. Neden? Hemen bir tane eksik söyleyebilirim. İkinci küme maçları oynanıyor şu anda. Yaş sınırı yok. 60 yaşında büyüklerimiz de oynayabiliyor. Genç çocuklar. Genç çocuklar da oynayabiliyor. İkinci küme maçları 15-16 maç oynanıyor. Ama bugün baktığınız zaman U13, yani bizim tam çekirdek dediğimiz esas bize bir şey katacak grubumuz. Şu anda dünyada bu 13 yaş grubu sezonda 35-40 maç oynayabiliyorken bizim oynayabildiğimiz maç sayısı 7. Bu çok kötü bir rakam. Çok geride kalıyoruz. Yani Avrupa'daki bir rakibiyle yarışma şansı kalmıyor çocuğun. Biz ne yapıyoruz? Özel turnuvalar alıyoruz. Halı sahalarımıza daha fazla maç koymaya çalışıyoruz. Eksiklerden bir tanesi bu olarak göze çarpıyor. İkinci küme maçlarının özellikle düzenlenip tasarlanıp, üstte yaş sınırı var 3. ligde ama amatör kümelerde şu anda yaş sınırı olmadığı için sorun yaşanıyor. Şu anda spor yaptırıyor. Öyle söyleyeyim yani bence 50-60 yaşındaki amcalarımızın artık yavaş yavaş oralardan çekilip hatta şunu da söyleyeyim, samimi konuşayım. DJ arkadaşım bile benim halı sahaya para vermemek için bir kulüpte şu anda ikinci kümede müsabakaya çıkıyor. Daha ucuza geliyor diyor. Bunları Türk futbolunun sorunu olarak buradan seslenelim, söyleyelim. Yavaş yavaş onlar biraz daha halı sahalara kaysınlar. Bize büyük sahalar, U13'lere, U14'lere. Bizim U14'ümüz Ankara şampiyonu oldu Alkulaspor'un. Belki biraz dağılacak, toparlayalım. Yine en son toparlarız konuyu ama kaç maç yapabildi? Namağlup oldu bu arada. Toplam 14, 15, 19 maç yapabildi. 19 maçla Ankara şampiyon olduğum bir atmosfer var. Sayı çok az. Şu anda Almanya'da bir 14 yaş grubu. Nereden baksanız 35-40'a yakın maç oynuyor. Normal lig performansını koyuyor. Hal böyle olunca tabii ki bir sezonda 10 maç eksik oynayan çocuk 10 senede 100 maça yakın eksik oynayacaktır. 100 maç eksik oynayacaksa Avrupa'daki rakibinden haliyle geri kalacaktır. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi bu. Kendimizi anlatmaya devam edersek peki sorunlar var diye ülke futboluna hizmet etmeyecek miyiz? Üstüne gitmeyecek miyiz? Gideceğiz. Bizim gibi kulüpler var. Birkaç tane daha bizim gibi kulüp var. Buradan onlara da selam olsun. Hizmet noktasında devam etmek zorundayız. Bunun için ne yaptık? Bu sezon bir atılım yaptık. Toplam 17 tane akademi antrenörümüz var. Hepsi akademiden gelmişlerdir. Alaylılarımız da var, mekteplilerimiz de var. Ama sonuçta hepsi akademi okudular. Bu 17 tane antrenörümüze Kamil Hoca'yı getirdik. Kamil Kabay hocamızı. Tanınan, bilinen bir antrenörümüz. UEFA Pro lisanslı bir antrenör. Biz kendimizi geliştirmeden çocuklarımızı geliştiremeyeceğimiz noktasında hocalarımıza hizmet içi eğitim veriyoruz. Bu önemli bir konu bizim için. Burada antrenörlerimize hem bilgileri güncelliyoruz. Sürekli yeni ne varsa antrenman programlarıyla ilgili, çünkü biliyorsunuz sürekli güncelleniyor.
Geçen sene iyi denen bir antrenman programı bu sene kaldırılabiliyor. Futbol sürekli gelişen, değişen bir teknoloji içinde, gelişen bir devinim içinde. Bu anlamda biz de kendimizi güncelleyip çocuklara nasıl faydalı olabiliriz noktasında sürekli kendimizi yeniliyoruz. Burada şunu söylemem lazım. Bizim gibi kulüplerin biraz daha fazla destek alması lazım. Belediye haricinde bir yardım geliyor. Yok, sıfır. Hiç bugüne kadar yardım almadık Keçiören Belediyesi dışında. Toplam yatırım maliyetimiz 5 milyon TL'yi buldu bugüne kadar. Ama hani bunun içinde hiçbir yatırım var mı? Yine söylüyorum, Keçiören Belediyesi haricinde hiçbir yatırım almadık. Desteklenebiliriz. Bu destek illa maddi olmak zorunda değil, manevi de olur. Çünkü bir şeyler yapmak gerekiyor artık. Türk futbolunda bir değişim, devinim gerekiyor. Bugün işte Çalıştay var biliyorsunuz. Bugün itibariyle konuşuyor büyüklerimiz, sağ olsunlar. İnşallah bir şeyler değişecek. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çünkü şu anda şöyle söyleyeyim. Bu 30'a 50 sahalardan Galatasaray'ın altyapısına çocuk verdik biz. Milli takımlarımızın altyapılarına, milli takımımıza oyuncu kazandırdık. Şu anda sporcularımız çok fazla yerlere konuşuluyor. Sürekli sporcularımız için arıyorlar bizi. Hal böyle olunca biz bu 30'a 50 sahada bunları yapabiliyorsak büyük imkanlar tanındığında neler yapabileceğimizi biliyoruz. Bugüne kadar sürekli borçlandı kulüplerimiz, sürekli yurt dışından oyuncular geliyor. 3 senelik, 4 senelik sözleşme imzalanıyor. 800 bin, 9 bin euro çarpı 4 senelik sözleşmeler yapılıyor yabancı futbolcularla. Bu hiç maçı olmuyor. Yabancı sınırı daraltılmalı o zaman. Yani ben daraltılmasından ziyade, şimdi bir şeyin daraltmak değil de bence tamamen serbest bırakılsın, benim görüşüm bu. Ama altyapıya önem verilip sen aynı muadilini yetiştirirsen bu sefer yurt dışını seçmeyecek, altyapıdan oyuncu getirecek sistem. Öyle bir sistem kurmamız lazım. Bu sistem kurulur mu? Kurulur. Nasıl kurulur? Bir kere öncelikle şu an geliştirdiğimiz sporcularımızın ben üst tarafta oynayabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bir kere antrenman sayısını yakalayamıyor. Maçı yakalayamıyor. Yani burada üst tarafı eleştirmek çok kolay. Deriz ki işte tercih etmiyorlar falan ama şimdi üst tarafta antrenör şuna bakacak. Antrenman sayısı ne, maç sayısı ne? Bunlara baktığında bunları yakalayamayan bir öğrenciyi, oyuncuyu oynatmak ister mi? Süper Lig antrenörü oynatmak istemez. O zaman biz buradan öyle bir yetiştireceğiz ki, o yüzden mesela şu anda benim 8 yaş grubum dahi haftada 4 gün 1,5 saat antrenman yapıyor. Ve üst düzey antrenman yapıyor. Avrupa'daki rakibi gibi yapıyor. Maç sayısını tamamlayamıyoruz. Buradan sesleniyoruz yine. Maç sayısını tamamlamamız için daha fazla tesis gerekiyor. Daha fazla imkan gerekiyor. Ankara aslında bir ova gibi. Kocaman kocaman yerler var. Böyle 3-4 tane saha yapıldığında yan yana bu işin çözülebileceğini düşünüyorum ben. Aslında yenilenen stadyumlar var. Yaşamkent'te işte Şenol Güneş stadyumu yapıldı. Anıttepe stadı yenileniyor. Evet. Ama yine de eksik diyorsun. Yani yok. Yenilenme anlamında yok. Teşekkür ediyoruz. Yenilendi gayet güzel. Ama sayıyı yakalayamıyoruz. Yani bu tabii şey de var, okul sorunları da var çocukların. Şimdi yeni Milli Eğitim Bakanımız gerçi bu konuda bir çok önemli bir adım attı. Spora gelen çocukları izinli sayacak. Bu güzel bir hamle bizim için. Lisanslı olan futbolcuları özellikle. Çünkü tercih yapma şansı oluyordu o zaman. Şanssızlığı oluyor. Evet. Özellikle aile de gelip bize burada baskı kuruyor. Nasıl bir baskı kuruyor? Ya hocam işte siz antrenmana çağırıyorsunuz ama derslerinden geri kalıyor bu çocuklar. Haklı olduğu noktalar vardı. Şimdi derslerinden geri kalmayacaklar, izinli sayılacaklar. Bu bizim için çok ciddi bir avantaj oldu. Hepsinin kağıtlarını yazdık, izinlerini yazdık bakanlığa. Şu anda tüm sporcularımız antrenman sayısını yakalayabiliyor. Hali böyle olunca antrenman sayısını yakalayan, iyi eğitilmiş, pedagojik formasyonda iyi dokunulmuş çocuklar yukarı gidip, bir de erken olgunlaşma diye bir şey var. Erken olgunlaşmış, yani vizyonu gelişmiş çocuklar gidip yukarıda yabancılarla yarışabilecekler. Bir kere en fazla en başında iletişim kurabilecekler. Buradan sporcumuzu İngilizce öğretmeden, işte özgün eğitim çıkıyor bu arada ortaya. Doğru noktalara temas etmeden çocuğumuzu yukarı gönderdiğimizde belki bir iki sene top oynayabiliyor. Ondan sonra yine böyle çok para giriyor cebine. Başka bu sefer başka sıkıntılar çıkıyor. Kırmalar, mental problemler yaşıyor. Aynen. Bunların hepsi bir paket. Biz bu paketin içinde konuya hakim bir ekibiz. Bu anlamda size de buradan teşekkür ediyoruz bize mikrofon uzattığınız için. Sağ olsun artık insanlar gelmeye başladılar. İlgi çoğalmaya başladı.
ilginin çoğalıyor olması demek, işimizi iyi yapıyor olmamız demek. Ama bu noktadan sonra daha iyi yapabilmemiz için ben buradan herkese sesleniyorum. Hep beraber bir araya da gelebiliriz. Kendi içimizde bir çalışta oluşturalım. Amatör spor kulüplerinden çünkü bizi temsil eden birisi yok diye biliyorum ben. Biz de kendi içimizde bir çalışta yani Ankara futbolu için bir çalışta oluşturalım. Hep beraber bir araya gelelim. Nasıl yapabiliriz noktasında biz bütün sahalarımız 5'e kadar halka açık. Çocuklarımız açık. Şu anda top oynanıyor. Benim normal kendi özel sahalarım da 5'e kadar halka açık. Öyle bir sözleşmem olmamasına rağmen. Gelsin çocuklar top oynasın istiyorum ben. Yine söylüyorum. Olumsuz bir şey vardır. Her şeyin bir avantajı var, dezavantajı var. Bunu avantaj olarak da kendimize çevireceğiz. Nedir? İşte o zaman daha iyi sporcular yetiştireceğiz. İleride bundan faydalanacağız. Bunların böyle bir arada bir ekip kurabilirsek, Ankara futbolunu geliştirebilecek adımlar atabilirsek, biz şu noktada da olmak istiyoruz. Biz yavaş yavaş sosyal sorumluluk projelerine girdik. Bu 600'ün içinde maddi durumu olmayan, imkansızlıklar içinde çok fazla çocuk var. Bunları kulüp olarak alıp ailelerine gidip, evlerine ulaşıp, projelerimizi anlatıp bir ikna süreci oluyor tabii ki. Çünkü ailenin maddi durumu olmuyor. Ya sonucu olacak mı, ben buraya göndereceğim. Hatta gerekli yardımları sağlayarak çocukları burada devam ettiriyoruz. Bunlara dokunmak istiyoruz. Belki ileride yeni bir takım kurup tamamen Ankara'nın böyle bazı noktalarına gidip seçmeler, değerlendirmeler yapıp çocukları bu 4 antrenmanı ücretsiz verip 5 antrenmanı ücretsiz verip bir şeyler katmak istiyoruz. Biz buradayız, odaklanmış durumdayız. Toplam benim 30'a 32'ye yakın bir personelim var. Hepsi inanmış durumdalar. Hepsi Türk futbolunu bir yere getirmeye çalışıyorlar. İleride belki de bir A takım kurma misyonumuz da olabilir. Tabii A takım kurmayı kesin düşünüyoruz. Özellikle profesyonel liglerde. Zaten şu anda 10 senelik bir hedefimiz var. Kendi bünyemizden aldığımız çocuklarla, tamamen kendi bünyemizden aldığımız çocuklarla, yani kendi seçtiğimiz, kendi büyüttüğümüz çocuklarla dışarıda transfer yapmadan 10 sene içinde A takımımızı 3. lige çıkarmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar hedeflerimizin hepsini hemen hemen gerçekleştirdik kısa vadeli. Bu uzun vadeli bir proje bizim için ama ben bu ekibimle gerçekleştireceğime inanıyorum. Ben sadece görünen yüzüm, iceberg'im görünen yüzüyüm. Arkada çok ciddi bir çalışma var. Bugün başlasanız Çıkay yolunda, Çukurambar'da, Keçiören'de, Mamak'ta, Altındağ'da idman yapacağız bu akşam. Tüm hocalarımız dağılacaklar buradan, yemeğini yiyip burada gidip antrenmanını yaptıracaklar küçük yaş gruplarına. İlgi çeken bir yönünüz var. A milli takım yardımcı antrenörü Mehmet Kulaksızoğlu'nun da oğlusunuz. Evet, yani aileden gelen bir futbol şeyimiz var. Ben babamdan da hep öyle gördüm. Sürekli bir futbolu geliştirme çabası içindeyiz. Zaten onların başarıları iyi gidiyorlar. İyi bir ekip. Biz de o kültürde büyümüş bir ekibiz. Hep onların yanlarında büyüdük. Bizim buradaki amacımız, yine söyleyeyim, en önemli şey bu işi para kazanmak, ticaret için değil de biraz artık futbola hizmet etmek, Ankara futbolunu bir yere getirmek. Peki bunu niye için yapıyorum? Ben de Ankara futbolunda büyümüş çocuğum. Gençler Birliği'nin altyapısında büyüdüm. Benim sayemde, biraz uzatıyorum belki ama benim sayemde, benim yüzümden 82 tane kaleci bıraktı. Sürekli ben oynadım. Sonra bir Gençler Birliği'nde A takıma çıkacakken ufak bir tartışma yaşadım. Beni gönderdiler. Beni göndermediler. 83 kaleciyi gönderdiler. Toplamda, evet. Evet. O 82 tane kaleci nereye gitti kimse bilmiyor. Doğru mu? Bir kıyım yaşandı. Evet, bir kıyım yaşandı. Şimdi bunu Gençler Birliği'ni eleştirmek için söylemiyorum. Şu anda çok değerli insanlar var orada. Beraberiz. Beraber çalışmaları da sürdürüyoruz. Bizden oyuncu alıyorlar. Ben onlardan oyuncu alıyorum. Ama bunun bir değişmesi lazım. Yani bu Gençler Birliği kadar büyük bir kulüpte böyle oluyorsa, amatör spor kulüplerinde bu kıyımın ne kadar büyük yaşandığını düşünün. Türkiye çok yetenekli bir ülke. Ciddi anlamda çok potansiyelimiz var. Bunu böyle bir Brezilya bu işten sadece yılda 5 milyar dolar kazanıyor. Bunu böyle bir sosyal sorumluluk projesi gibi alıp, bir proje gibi yapıp, Ankara futbolunu bir yerlere getirip, bu işten hem ülkenin kazandığı, hem çocuklarımızın spora yönlendiği bir organizasyon haline getirebiliriz. Bunu da ben futbolda yapabileceğimi düşünüyorum. Çünkü çocukların ilgisi çok yüksek. Bir çırpıda ben buraya 5-6 bin tane Keşören'den çocuk toplarım. Bu 5-6 bin tane çocuğun sigaradan, içkiden uzak durması demek, spor yapıyor olması demek, onların çocuklarının da sigaradan, içkiden uzak durup spor yapıyor olması demek olacak. Keşören şu anda Türkiye'nin en büyük nüfusu. En büyük nüfuslu ilçelerinden bir tanesi. Bu potansiyeli değerlendirebiliriz. Aynen. Keşören'i değiştirdiğimizi düşünün, bütün Türkiye'yi değiştiririz. Bazen benim antrenörlerim böyle bakıyor,
işte yapabilir miyiz diye düşünüyorlar. Ben diyorum ki emin olun değiştireceğiz. Bir değişim olacak. Biz bir tane çocuğa dokunacağız. O gidecek. Belki Türkiye'nin en önemli insanlarından bir tanesi olacak. O da gelecek. Bütün Türkiye'ye dokunacak. Bunlar önemli şeyler. Çocuk yetiştiriyoruz. Benim söyleyeceklerim bu anlamda bu kadar. Çok eksikten bahsedebiliriz. Ambulans yok deriz. Amatörde şu yok deriz, bu yok deriz. Ama artık eksik konuşmak yerine bence neler yapılabilir konuşması lazım. Sürekli eksik konuşuyoruz ülke olarak. Sürekli negatifteyiz. Ben çok pozitifim. Onu söyleyeyim. Neler yapılması gerekiyorsa buradayız. Elimizi taşın altına sokarız. Yeter ki oturup bir araya gelinsin. Zaten biz bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yine söylüyorum, destek almadan yapmaya çalışmaya da devam edeceğiz. Bir 5 sene, 10 sene içinde adımızdan daha çok söz ettireceğimize inanıyoruz biz. Bu yolda başarılar diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Başka sormak istediğiniz bir soru varsa onu da içtenlikle yanıtlayalım. Ağzınıza sağlık. Tamam, teşekkür ettik. Şimdi ben 1,5 ay oldu buraya geleli. Buraya bir hocamın vasıtasıyla, burayı bilen bir hocamın vasıtasıyla bana önerdi. Ali Başkan'la görüştük. Şimdi ben yıllar önce Ankara futbolunun yetiştirdiği bir futbolcuyum. Yani bu seneler öncesi, 75 yılıydı. Ankara dış sahasında gittiğim anda orada futbol oynamak istiyorum dediğim anda çok kulübün kapısı açıldı. İşte Hacettepe beni seçmelere çağırdı ve oranın futbolcusu olarak başladım. Maalesef tabii şimdi öyle bir stadımız yok. Yani bu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda olsun, 23 Nisan'larda olsun, çocuklar bayram kutlamaya stada geldiği zaman o kulüpleri orada görüyor, onlara futbol oynamak istediğini söylüyor ve böyle bir doğal kaynak vardı. Maalesef şimdi böyle bir kaynak yok. Stat orada yıkıldığı için belki yerine yenisi yapılacak ama tabii buradaki boşluğu doldurma açısından da şu anda bu tür spor okulları çok güzel bir hizmet veriyor. Başlangıçta ben çok sıcak bakmadım ama önce bir hafta bu oluşumu bir tanımak istedim. Tanıdıktan sonra da buradaki sporcu çoğunluğunu görünce hakikaten burada bir Türk futboluna hizmetin olabileceğini gördüğüm için de bu görevi kabul ettim. Gerçekten 3 tane yüksekokul mezunu bu işe gönül vermiş. Kulübün başında işte Ali Bey olsun, Aykut Bey olsun, Anıl Bey olsun. Bunların çok büyük çabaları var. Bunların o özverisinden dolayı biz de kendimizi artık bu özveri noktasında buna kaptırmış durumundayız. Yani amaç Türk futboluna hizmet. Ben de bu Türk futboluna hizmeti burada gördüğüm için de bu kulüpte olmayı seve seve kabul ettim. Burada da geldiğimde diğer 5 tane performans grubu var. Bunlarla ilgilenen de 17 tane hoca var. Bu hocalarla ilgili çocukların yetişmesi konusunda ortak bir noktada hareket edebilme açısıyla bir kendi iç bilgi bilgi paylaşımı şeklinde bir eğitim çalışması düzenledik. Bugün de son günü. Güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum. 6 yaş kategorilerinde de şampiyon olan bir takım U14'te. Evet, U14'le başladı. Önümüzdeki senelerde bunun daha iyi yaş gruplarında, üst yaş gruplarında da, çünkü artık bunlar büyüyor, başarılı olacaklarına inanıyorum. Bir de öyle bir şey ki çoğu kulüpte 12-13 yaş grubunu daha yeni oluştururken burada 8-9 yaş grubuyla performans grubu oluşturulup haftada 4 gün antrenmanı sağlanmış durumunda. Avrupa'ya yaklaşmakta antrenman sayısı. Doğru eğitimle, doğru çalışmayla, doğru yaşta yakalamayla amacımız bu. Biz bunu ispatlamak istiyoruz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim.